Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin tekrar rayına girdiği bir yıl oldu. Dolayısıyla kısaca özetlemek gerekirse bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Kırgızistan'la kardeşliğimiz, dostluğumuz, atayurdumuzda, Cengiz Aytmatov'un memleketinde, Manas Destanı'nda, göçebe oyunlarında, her yerde kendini zaten buluyor, ortaya çıkartıyor. Bu ilişkiler giderek gelişecek. İki devlet, iki halk kardeştir, dosttur. İlelebette öyle kalacaklar. Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin çok çok daha ileriye gideceğini ve Türkiye'nin buradaki çalışmalarının kalıcı olduğunu ve Kırgızistan'ın kalkınmasına, istikrarına çok faydamız dokunduğunu zaten herkes görüyor ve daha da görecekler. Bu vesileyle ben de aynı zamanda Anadolu Ajansı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Hem burada hem bölgede. Dolayısıyla sizlere de canlı gönülden çok teşekkür ederim. Maarif Vakfı'nın burada göreve başlaması, çalışmalara başlaması, yeni okullar açması amacıyla onaylarımızı aldık. Sayın Cumhurbaşkanları onaylarını verdiler. Çalışmalarımıza başladık. 2018 yılı itibariyle çalışma grupları kuruldu. Kırgız tarafında daha geçen gün Eğitim Bakanı ile bir araya geldik, Maarif Vakfı yetkililerimizle birlikte. Ve 2019 yılı içerisinde inşallah Maarif Vakfı'nı da Kırgızistan'da kuruyoruz. 2018 yılında bir de biliyorsunuz bizim 100 kişilik bir hasta kontenjanımız vardı. Türkiye'den Sağlık Bakanlığımız 100 hastayı Kırgızistan'dan Türkiye'ye sağlığı kavuşturmak amacıyla kabul ediyordu. 2019'da bu 150 hastaya çıkıyor. 50 kişi daha katıyoruz. Sadece bununla kalmıyoruz. Aynı zamanda silahlı kuvvetlerimiz de Kırgız Silahlı Kuvvetleri için hem 2018'de hem 2019'da 30'ar yeni kadro verdiler. Dolayısıyla 30 kişi de oradan baktığın zaman 180 Kırgız hastayı biz Türkiye'ye götürebileceğiz.